Biliyorsunuz iki cihaz da 2020 yılının güncel cihazlarından. Bu iki cihazlar böyle abi kardeş gibi olsalar da yani birçok benzer özellikleri var ama birbirinden böyle çok keskin hatlarla ayrılan özellikleri de var. Böyle 6 Pro'dan 7 Pro'ya geçişte ciddi bir değişim yaşandı Realme'de. Cihazların böyle ortak özelliklerine kısaca bir değinip sonra bu kilit farklara geçeceğim. Depolama ve RAM tarafında iki cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla sunuluyor. Ayrıca iki cihazda da Snapdragon 720G işlemci var. Yine işlemcilerimiz aynı. Ayrıca Adreno 618 grafik ara birimlerimiz de aynı. Ve iki cihazda işte micro SD kart desteği var. İki cihazda 3.5 mm jack girişinden 24 bit yüksek kaliteli ses sunabiliyor. İşte iki cihazda da Bluetooth 5.1 desteği var. Ya yani adeta böyle çok fazla ortak özellikle böyle abi kardeş gibiler. Ama nerede ayrılıyorlar? Bunlar ekran, hızlı şarj desteği, ön kamera, parmak izi okuyucu ve stereo hoparlör. Bu noktalarda bu iki cihaz birbirlerinden ciddi anlamda ayrılıyorlar. Gelin şu farklılıkları biraz irdeleyelim. Realme 6 Pro'da 90 Hz IPS LCD bir ekran varken Realme 7 Pro'da 60 Hz Super AMOLED bir ekran var. Ayrıca Realme 6 Pro'dan 7 Pro'ya geçerken ekran boyutu da çok ufak küçülmüş durumda. 6 Pro'da 6.6 inç bir ekran, 7 Pro'da da 6.4 inç bir ekran var. Çok büyük bir küçülme yok ama ekran panel tipinde ciddi bir değişiklikli söz konusu. Ayrıca 6 Pro'da Gorilla Glass 5 mevcutken 7 Pro'da Gorilla Glass 3 mevcut. Burada ufak bir geriye gidiş var Realme tarafında. Gelelim şu anda da gördüğünüz bu arka kapaklara. 6 Pro'nun arka kapağında o çok sevdiğimiz şimşek deseni var ve cam bir arka kapak kullanılıyor burada. Realme 7 Pro'da da plastik bir arka kapak var ama bu kapak çok güzel, elde çok güzel bir hissiyatı var ve Leke tutmuyor. Benim gibi böyle cihazınızın arka tarafında leke olması konusunda takıntılıysanız Realme 7 Pro'da hani böyle kendinizi sürekli cihazın arkasını silerken bulmuyorsunuz. Çünkü gerçekten böyle hiçbir şekilde leke tutmadan çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz 7 Pro'yu. Aslına bakarsanız bu BBK grubu bu arka kapak işini çok iyi yapıyor. Bu işi çözmüşler. Hatırlarsanız Oppo A73 modelinde de böyle plastik ama deri hissiyatına sahip bir arka kapak kullanmışlardı. Ben onu da çok beğenmiştim. Ofiste böyle sürekli elime alıp durduğum cihazlardan biri olmuştu. Ya gerçekten BBK grubunu bu arka kapak tasarımı konusunda ve malzeme kalitesi konusunda takdir etmek lazım. İyi iş çıkarıyorlar. Gelelim şarj tarafına. Bence Realme 7 Pro'yu hem Realme 6 Pro'ya karşı hem de segmentindeki bütün rakiplerine karşı öne geçiren bir özelliği var. Bu da 65 Watt hızlı şarj desteği sunuyor olması. Bu hızlı şarj desteği yani 65 Watt gerçekten çok hızlı bir şekilde cihazı şarj ediyor. 6 Pro'da 30 Watt hızlı şarj var. Şimdi burada 6 Pro'daki bataryamız 4300 mAh, 7 Pro'daki bataryamız da 4500 mAh. Şimdi burada 7 Pro'daki bataryayı 65 Watt şarjla ne kadarlık bir sürede dolduruyoruz? Yaklaşık 34 dakikada 7 Pro'yu sıfırdan Tam şarja doldurabiliyorsunuz. Bu 6 Pro'da 1 saat civarında. Yani az çok az daha ufak bir bataryayı 1 saatte şarj etmek mi? Yoksa daha büyük bir bataryayı yarım saatte şarj etmek mi? Bence 7 Pro gerçekten bu şarj konusunda size çok büyük bir avantaj sunuyor. Hani bu büyük bir lükse dönüşüyor. Çünkü şöyle bir şarjım azalmış işte 10 dakika şarja takayım dediğinizde bile neredeyse cihazın yarı şarjına doldurabiliyorsunuz ve bu sayede Hemen böyle 10 dakika şarja takıp dışarı çıktığınızda böyle size uzun kullanım süresi sunabiliyor. Benim Realme 7 Pro'yu kullandığım süre boyunca en çok beğendiğim özelliği bu hızlı şarj desteği oldu. Gerçekten çok büyük bir pratiklik kattı bana. Şimdi ön kameralardan bahsedeyim. 6 Pro'yu bu çift ön kamerasıyla tanıdık hep. Gayet de güzel çalışan bir ön kameraya sahipte. Realme 7 Pro'da ise tek ön kamera görmeye başladık. Peki Realme 7 Pro'daki tekli ön kamera mı yoksa 6 Pro'daki çiftli ön kameramı daha iyi? Bu noktada şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi 6 Pro'daki ön kameralardan ana, ana kameramız 16 megapiksel, 7 Pro'daki de 32 megapiksel. Şimdi megapiksel olarak bir artışa gidilmiş. Peki bu kullanım kalitesine de yansımış mı? Bence yansımış. Çünkü Realme 7 Pro'nun o 32 megapiksellik ön kamerası gerçekten çok güzel çekimler yapıyor. Çok güzel selfie'ler çekiyor. Çok güzel portre çekimleri yapabiliyor. Realme 7 Pro'nun ön kamerasını ben çok beğendim. 6 Pro da zaten beğendiğim bir modeldi. Ama burada Realme biraz daha üstüne koymayı başarmış. Çıtayı biraz daha yukarıya taşımış. Aynı şeyi arka kamerada da yapmışlar. Ona da değineceğim birazdan. Ama önce gelelim parmak izi okuyuculara. İki cihazında Parmak izi okuyucu yönünden çok farklı bir sistem izlediğini söyleyeyim. 6 Pro'da benim çok sevdiğim ve pratik bulduğum güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu var. Bu sayede çok hızlı bir şekilde hemen böyle parmağınızı değdirip bir anda kilidi kaldırıp kullanımınıza devam edebiliyorsunuz ama 7 Pro'da ekran altına gömülü bir parmak izi okuyucumuz var. Biliyorsunuz zaten fiziksel parmak izi okuyucular her zaman için daha hızlı çalışıyor ekran altı parmak izi okuyuculara göre. Ya yani benim bu noktada tercihim 6 Pro'dan yana olurdu parmak izi okuyucusu yönünde. Gelelim ses tarafına. Ses tarafında Realme 6 Pro'da mono bir hoparlörümüz var ama Realme 7 Pro'da stereo bir hoparlörümüz var ve çok güzel çalışıyor bu hoparlörler. Yani 6 Pro'ya karşı zaten stereo oluşuyla bile öne geçmiş durumda Realme 7 Pro ses konusunda. Ben Realme 7 Pro'nun hoparlörlerini başarılı buldum. Özellikle böyle işte Netflix, YouTube gibi platformlarda çok fazla içerik tüketiyorsanız burada yine 7 Pro'ya yönelmeniz sizin daha da avantajınıza olacaktır. Çünkü stereo hoparlörümüz var burada. Şimdi gelelim bu çok merak edilen arka kamera mevzusuna. Biliyorsunuz iki cihazda da 64 megapiksel ana kamera var arka tarafta. Ana kameraların ikisi de 64 megapiksel olsa da burada sensörlerimiz farklı. Realme 6 Pro'da Samsung'un GW1 sensörü bulunurken Realme 7 Pro'da Sony IMX682 sensörü bulunuyor. Burada şunu ben çok net bir şekilde söyleyeceğim. Realme 6 Pro gerçekten iyi fotoğraflar çeken bir cihazda arka kamerayla Realme 7 Pro çok çok daha iyisini çekiyor. Burada yine Realme kamera konusunda çıtayı almış biraz daha yukarıya taşımış. Realme 7 Pro'nun ben çektiği fotoğrafların kendi segmentinde de yine en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bariz bir şekilde sıyrılıyor. Bu kullanılan işte Sony sensör olsun işte yazılım desteği vesaire çok güzel bir şekilde fotoğraflar çıkarıyor arka kamera size. Bunları da zaten detaylarda görüyor olacaksınız. Video tarafında da yine iki cihazda performansları yakın desem de yine kendimi 7 Pro'ya böyle daha yakın hissettim video tarafında da. Video konusunda değineceğim bir başka konu da Realme'nin bu iki modelde sunduğu Ultra Steady modu isterseniz bu Ultra Steady modunu aktif ederek böyle videolarınızdaki o sarsıntıları minimum düzeye indirebiliyorsunuz. Zaten bu Ultra Steady'de bir de iki farklı mod sunmuşlar. Bir normal Ultra Steady, bir de Ultra Steady Max var. Max aldığınız zaman sarsıntıları biraz daha fazla absorbe ediyor. Bunu yazılım destekli bir şekilde gerçekleştirdiğini de iki cihazın tekrardan hatırlatayım. Ben iki cihazın bu stabilizasyon desteklerini de kıyasladım ve hemen hemen aynı olduğunu söylemem lazım. Bir fark göremedim ben. Gelelim gece çekimlerine. İki cihazda gece çekimlerinde başarılı işler çıkarıyor bence segmentlerine göre. Yani iki cihazda da rahatlıkla gece çekimleri yapabilirsiniz. Gece modu olsun, normal modu olsun sizin bu sınıftaki beklentilerinizi karşılayacaklarını düşünüyorum ben. İki cihazda bu 64 megapiksellik ana kameraya ek olarak 8 megapiksellik ultra geniş açılı lenslerimiz var. Bu 8 megapiksellik ultra geniş açılı lenslerin çok yakın performanslar sunduğunu söyleyeceğim yine. Burada da yine benzer bir performans gözlemledim ben. Esas farkı ana kameralarla yaptığınız çekimde görüyorsunuz. O 64 megapiksellik lenslerle yaptığınız çekimlerde esas farkı görüyorsunuz. Realme 7 Pro zaten bu kamera yönünde kendi segmentinde çıtayı yani sadece 6 Pro'dan alıp çıkarmadı sayıyı yukarıya. Kendi segmentinde de yukarıya çıkardı. Benim görüşüm bu şekilde. Gelelim performans tarafına. Aslında performans tarafına yani çok fazla değinmeme gerek yok. Çünkü biliyorsunuz iki cihazda Snapdragon 720G'yi barındırıyor. Aynı grafik işlemcileri barındırıyorlar. Yani burada zaten çok yakın bir performans bekliyoruz. Ben zaten bu cihazlara Antutu testlerini de gerçekleştirdim ve Realme 6 Pro 285.576 puan alırken Realme 7 Pro 287.870 puan aldı. Hemen hemen aynı skorlar zaten. Çok bir fark yok. Ayrıca bir oyun üzerinden örnekleyecek olursam da PUBG'de iki cihazda da HD grafiklerde yüksek kare hızında oyunu oynayabiliyorsunuz bu iki cihazda da. Yani iki cihaz performans anlamında eşit düzeyde zaten. Şimdi muhtemelen diyeceksiniz ki peki Ay bu kadar anlattın Peki senin tercihin ne olurdu diyeceksiniz. Bu noktada ben kişisel fikrimi şöyle söyleyeyim. Eğer bütçem 3500 Türk Lirası civarında kısıtlıysa ben Realme 6 Pro'yu tercih ederdim. Kendi fiyat segmentinde güzel bir seçenek. Ama burada şu devreye giriyor. Realme 7 Pro'da değişen özellikler benim için kişisel olarak da o kadar öne çıkıyor ki. Yani ben 90 Hz IPS LCD bir ekran yerine 60 Hz Super AMOLED bir ekranı tercih ederdim. Bu benim kişisel tercihim bu arada. Burada bu benim için iyi bir seçenek haline geliyor. İşte kamerada çıtanın daha yukarı taşınmış olması yine iyi bir seçenek haline geliyor. İşte burada tek dezavantaj olarak görebileceğim belki ya bu da bir dezavantaj değil zaten ekran altı parmak izi okuyucu. Bir de Realme 7 Pro'da yine burada stereo hoparlör var. Eğer ben bütçeyi zorlayabiliyor olsaydım 3500'den 4000'e zorlar Realme 7 Pro'yu tercih ederdim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Sonuçta ikisi de güncel cihazlar, ikisi de performans anlamında çok verimli cihazlar, efektif cihazlar. İkisinin de kameraları çok iyi. Bu noktada biraz iş bütçeye bakıyor. Şimdi muhtemelen soracaksınız. Peki Eray, o kadar anlattın. Sen hangisini alırdın diye. Bu noktada ben şunu söyleyeyim. Eğer bütçem 3500 Türk Lirası'nda kısıtlı olsaydı evet Realme 6 Pro'yu tercih ederdim. Ama ben bu noktada bütçeyi zorlayıp Realme 7 Pro'ya yürümeyi daha avantajlı görüyorum. Neden? Çünkü burada benim kişisel tercihim olsa da ben AMOLED ekranları daha kullanış daha kullanışlı buluyorum. Oradaki işte güç tüketiminin daha düşük olması vesaire benim daha çok hoşuma gidiyor. Renk doğruluğu bakımından AMOLED ekranları seviyorum. Buradaki ekranımız 60 Hz olsa bile biliyorsunuz 6 Pro'daki 90 Hz IPS LCD bir ekrandı. Tekrardan hatırlatmış olayım. Onun dışında Realme 7 Pro'da stereo hoparlörümüz var. Bu da bir artı. Çok fazla içerik tüketiyorsanız, bir şeyleri izliyorsanız stereo hoparlörün farkını görüyorsunuz zaten. Ayrıca kamera performansındaki bu iyileştirmeler bu çıtanın biraz daha yukarı taşınmış olması yine Realme 7 Pro'yu biraz daha bütçeyi zorlayıp daha avantajlı bir seçenek haline getiriyor. Onun dışında en kilit özelliklerinden biri benim gözümde Realme 7 Pro'nun 65W hızlı şarj desteği sunuyor olması. Bu gerçekten ciddi anlamda hayatı kolaylaştırıyor. Bir 10 dakika şarja takıp dışarı çıkıyorsunuz. Yarıdan fazla şarjla çıkabiliyorsunuz bu sayede. Yani bu tip özellikler bir araya gelince ben işte parmak izi okuyucunun ekran altında olması gibi detayları çok fazla göz önüne almadan Realme 7 Pro'ya yürümem gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu iki cihaz arasında tercih yapacak olsaydım, tabi bu benim kişisel görüşüm, siz farklı düşünebilirsiniz. Farklı düşünenler olacaktır da muhtemelen. Ben 500 lira daha fazla verip bütçeyi biraz daha zorlayıp Realme 7 Pro'yu tercih ederdim. Benim izlenimlerim bu şekildeydi. Lütfen düşüncelerinizi siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Siz Realme 6 Pro'yu mu tercih ederdiniz yoksa 7 Pro'yu mu tercih ederdiniz? Bu noktada yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Hepsini takip ediyorum. Sonraki incelemelerde ve karşılaştırma videolarında görüşmek üzere. Bay bay.